Az önce farklı bir vlog bitirdim ve yeni bir vlog başlatıyorum. Umarım sizlerle beraber çok güzel ve dinamik yeni bir video olur. O zaman vlog başlasın. Muz yesin mi Karahan? Ağlamaktan durmadı oğluşum. Böyle dişleri acıyor dişleri. Artık en iyisi birazcık buzdolabında soğuk muz vardı. Onu çıkardım. Kabuğu böyle kararmış ama içi güzel. O yüzden şu iki tane meyve süzgecinden birini açıp kullanacağım. İnternetten araştırdım. Karan zaten 5 aylık artık. Yani zararı yokmuş. 6. aydan itibaren zaten ek gıdaya geçiliyor. Minimum 4. aydan itibaren verilebilir. Ama tavsiye edilen tabii ki ek gıda döneminde başlamak. Bebekten bebeğe bu süreç fark edebiliyor. Şu an dişleri çok 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 kaşınıyor sanırım. Sürekli ağlıyor. Hiçbir çare bulamadım. O yüzden bunlara geçeceğim. Ama şunun başlığı bunun başına oranla daha büyük geldi gözüme. Küçük olanla başlarsak daha iyi olur. Hem bunu eskitmiş oluruz. İleride de bunu kullanır diye düşündüm. Bunlar da hediye gelmişti zaten. Şimdi kaynar suya bekleteceğim. Hemen eline vereceğim bu şekilde. Nasıl kullanıldığına dair de bir fikrim yok ama kapağı bu da buradan açılıyor sanırım ve böyle kapanıyor sanırım. Sıcak suya atıyorum. Bayağıdır kaynar suda bekliyor. Bir 5-10 dakika geçti. Biraz ılık suyla yıkayacağım. Sonra kullanalım. Birazdan market siparişi vereceğim. Onların arasında da armut söyleyeceğim. Çünkü armut daha öneriliyor. Ama şimdilik elimizde muz olduğu için muz denemesi yapıyoruz. Bunları da ölümsüzleştirmek istedim sizinle beraber. Hem karağına da hatıra kalır. İlk tadımı diyebilirim. Aslında ilk denmez çünkü geçenlerde ben yerken çok fazla böyle baktı. Bakarken kıyamadım. Şu üstünden biraz almam lazım sanırım. Geçenlerde ben muz yerken böyle çok şey bakıyordu, canı çeker gibi bakıyordu. Ki nereden anlayacak tadını bile bilmiyor ama böyle dilinin ucuna vurmuştum. Tattırmıştım. Hemen şöyle zaten çıktılar. Bakalım sevecek mi? Annen, hazır mısın? Hazır mısın? Tatmaya hazır mısın? Al bakalım. Sevmedin mi? Dişlerine sürersin böyle annem. Sevmedin mi? Ha? İyi geldi mi? Ha? İyi geldi mi? Al bir de kendin dene bakalım. Biraz başında beklemem gerekecek ki yere atıp ziyan etmesin. Bakalım. Sevdiğin gibi. Bak bunun adı muz. Bu bir meyve. Bu çok faydalı bir meyve oğlum. Daha yeni yedim. Bismillah. Şu an bir şeyler yapıyor da. Hadi anne. İnanamıyorum. Sonunda elleriyle tutup ağzına götürdü. Aferin oğlum, aferin. İlk defa böyle bir şey yapıyor. Hem de iki eliyle. Aferin oğluma. Hadi ye bakalım. Hadi ye. Nam nam. Evet, aferin sana. Şimdi uzun zamandır beklediğim kargo geldi. Zara'dan Karan için aldığım astronot tulumu. Sizinle beraber açalım. Umarım güzeldir bedeni, olur Karan'a da. Hemen açıyoruz. Bu arada şöyle bir şey yaşandı. Ben ikidir kargolara annemlerin adresini giriyorum. Daha doğrusu annemlerin kat ve daire numarasını giriyorum ilginç bir şekilde. O yüzden sürekli uyarıyorlar. Geldik işte 21 diye bir daire yok diye. Annem. 2'dir 3'tür aynı şeyi yazmam da ayrı ilginç. Anneciğim bak ne gelmiş bak bak bak. Bak yumuşacık yumuşacık. 6-9 ay.
Benim aldığımdaki fiyatı 430 liraydı. Bu şekilde. Bir astronot tulum. Şurada böyle kulakları var. Çok şirin. Evet. Heyecanlandın mı? Böyle iç astarı da çok şirin. Bayağı da büyükmüş. İçte böyle polar. Güzel bir ürün. Kocaman. Ya aslında ben bu ürünü aldıktan sonra sizinle beraber Instagram'da linkleri paylaşmıştım. Takip edenler bilir. 181 liraya dahi tulum buldum. Ama kız tulumuydu, pembeydi. Grisini de 260 liraya buldum. Yani gerçekten sonradan böyle... Dur annem. Sonradan böyle bir pişmanlık yaşamadım değil. Yani acaba daha uygun fiyatlısı vardı da onları mı alsaydım diye. Ama ben baktığım, satın aldığım süreçte hiç güzel ve uygun fiyatlı tulum yoktu gerçekten. Hepsi böyle 400 küsürlü fiyatlardı. Yani bilinmeyen, tanınmayan bir markaya 400 lira vermektense o yüzden Zara'ya almıştım. Ama nasip kısmet diyelim. Hatta iadesini oluşturup o gri olandan alacaktım. Ama sonra düşündüm, zaten satın aldım. Burada 150 lira gibi bir fark oluyor. Yani bunun için de çok değmez uğraşmayı diye düşündüm. Karahan'la gidip biraz kıyafet seçelim, dışarı çıkalım. Biraz gezmeye gidelim değil mi annem? Okan'ın kuzeni bizi almaya geliyor. Daha doğrusu sağ olsun teklif etti, dışarı çıkalım mı dedi. Biz de evde zaten çok bunaldık. Karahan çok çok sıkıldı bugün. Yine uykusuzuz, dün geceden beridir. O yüzden bir dışarı çıkalım dedik. Şimdi sizinle beraber kıyafet seçelim. Sakin sakin. Neyi seçelim? Bunları bence giyme. Yenilerden mi seçsek? Bu nasıl? Anne? Yoksa bu mu? Bence tulumlarını daha sonra giy. Önce bunu giyelim. Sence? Bence bu yakışacak sana. Gel bakalım. Giyelim. Mis gibi olalım. Dur annem, giyeceksin. Bekle. Pencereyi açtım ona. Daha doğrusu Şirin'le de geçmiş. Anne. Nereye gideceğiz? Seninle nereye gideceğiz? Ha? Yakıştı sarı sana. Senin rengin sarı mı acaba? Senin rengin sarı mı olmalı acaba? Gel bakalım, gel bakalım. Yakışıklım, yakışıklım. Allah'ım, değmiyoruz. Kameralara oynama. Anne. Şöyle bir saniye dur da. Dur da bir pozdan bakalım. Zara mankenleri gibi yapma anne. Bakayım. Allah'ım, Allah'ım çok yakıştı. Allah'ım çok yakıştı. Otur. Bakayım. Bakayım oldu mu? Allah'ım oldu mu? Bakayım bakayım bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Bakayım.
Hazır mı? Gel Karahan. Gidelim mi gezmeye? Karahan. Gezmeye gidelim mi gezmeye? Aa, sen gezmek istemiyor musun acaba? Anne. İstemezsen şimdi dönebiliriz. Gitmeyelim mi? Al bakalım Dodo'nu da. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Battaniyeni de örtelim üstüne. Üşütmesin, üşütmesin. Sıkı sıkı giyinsin. Çantam da hazır. Çıkmaya hazırız. Tamam mı anneciğim? Şöyle takalım. Tamam anne, biraz sabret. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Hemen çıkıyoruz. Çıkalım mı anneciğim? Çıkalım mı bebeğim? Gidelim mi artık? Hadi gidelim. Gel. Biz çileyiz. Vallahi yemişlerdi. Ben de vlog çekiyorum. Aynen. Güzelce de. İlk defa geliyor oyuncakçıya bu arada. Karahan. Keşke bunları anlasan şu an. He? Bıraksam seni böyle yoklasan her şeyi. Bak orada traktör var bak. Neler neler varmış. Aman güzel Allah'ım. Valla o araba 100 lira bedava. Evet. Baya uygun fiyatlar. Büyüsün hemen bunu alacağım. Anası gibi inşaat mühendisi olsun sonra. Traktörlere bak ya, bayıldım. Ha, çok güzeller. Ve uygunlar yani. Gerçekten yani fiyatlar birçok yere göre uygun. Ben buranın böyle olduğunu bilmiyordum. Aslında şurada bebeklere uygun sanırım ürünler var ama. Bak bunları böyle puset için falan oluyor ya. Hatta bunun vardı pusetinde de ben evde çıkardım onu. Bunlar ses çıkarıyor falan. Aa çok güzel. Aa güzel katışı. Bence bugün sen seç. Bugün ben Alfa Fero. Ya benim her birinde bir tane favorim var ama bilemedim. Yani KFC de olur, McDonald's da olur. Gel bir yaklaşalım, belki iştahımız açılır. Bak şey de yiyebiliriz. Tavuk dünyasına gidip tavuk tabağı da yiyebiliriz. Hani makarna tavuk. Oh çok yaşa. Karan sen ne yersin? He? Sana bir burger, küçük İskender annesi söyleyelim mi? Bence İskender yer o. Söyleyelim kaloş. Karan sen karnımdaydın. Ben yine bu masaya oturmuştum biliyor musun? Evet. Babayla bu masaya oturmuştuk biz yine. Çok dejavu oldum ya. Tabii yanında kocan olsaydı daha iyi olabilirdi. Yok canım yeter, koca koca nereye kadar. Biraz da kıs kıza muhabbet evet, yani. Biraz kıs kıza. Süngerin şey mi değişmiş? Böyle daha ince uzun oluyordu sanki sandıktan. Ben bunu çıkaracağım galiba. Aynen şey. Ben de sabah çok soğuklu kat kat lahana gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Pijamamla geldim. Bunları yeni aldım. Direkt giydim. Alttaki şey bu Milan'ın kartları var ya fitilli. Ha, çok yakışmış. Güzel olmuş. Sağ ol kızım. Ben, siyahı vardı da iki renk aldım. Ben bu rengi çok severim. Bu da kotondan kombin yaptım ikisini. Bu ne rengiydi ya? Tam bir mavi değil. Ne var? İndigo. İndigo, indigo. Evet. Aynen. Çok çok en sevdiğim renk.
Bu beresi de 22 TL'ye aldım senin. 22 TL. Aa, sen güzel yakalıyorsun valla. 1 yaş beresi. Ama bence olmuş. Sence? Köftesiyle börek yapmış anneciğim. Çok güzel yapıyor ya. Motivasyonumu güzel yolladı benim. Tam istediğim şey. Valla ben de uzun zamandır Okan'la hiç bakamadım. Ya gerçi Okan sıkılmıyor ama ben çekiniyorum onun yanında şey oluyorum. Yalnız alışveriş seviyorum ben. Şunu beğendim ama. Hangisi? Çin. Güzelmiş. Ya bilmiyorum böyle bir kolyem var mı da? Karahan. Ne haber? Dağıldık mı? Madame Coco'ya da bakalım biraz. Turlayalım. Renklerin güzelliği. Mağaza bayağı büyükmüş burada. Yani Madame Coco'dan da tencere almaktansa başka şeyler alınır ama ben buranın tencerelerini çok beğeniyorum. Bize de bir tencere, bir de tava lazım miniklerden. Karanlık gıdaya geçince bunu da kombin oldum ama bir tencere lazım. Şöyle bir göz atalım. Bence ürünleri gayet güzel. Kerem bak tam senin boyutunda tava bak. Beğendin mi? Bu sana olur mu? Alalım mı bunu? Anne? Bunu alalım mı? Alalım mı? Sevim bu ne? Bayıldım. Ne tavası o? Vurma tavası. Eve geç gelen koca için. Kesinlikle birebir. Koca dövme tavası. Ben çok beğendim ya. Çok güzelmiş. Krep tavası gibi bir şey ama küçüğü de var. Güzelmiş ha. Bu mağaza bir de güzel kocaman. Bak şuradaki şeyler güzel. Evet. Sosluklar, musluklar. Annem o kadar verdi ki bana şu ıvır zıvırlardan. Alacağız al. Oh. Gaz mı? Yok gaz çıkardı. Ama kusacak gibi. Ben onları çok beğenmiştim biliyor musun? Hep eve alma fikrim vardı ama. Şunu almak istiyorum. Güzelmiş. Spor eşyalarımı koysam. Spora giderken. Yok. Dumbbell'ları koyacağım. Şöminenin önüne koyacağım. Çok hoş bence. Yetersiz. Ya turuncu falan istiyor Okan da. Serdi mi? Koltuklar giriyor ya. Evet. Ama bunlar kırlent değil ki. Kırlent mi? Kırlent üsttekiler çok güzel bak. Alsın. Zeynep onları görüyor ama anlamıyor. İleride bundan istiyorum, şundan da istiyorum diyecek. İnelim. Bir şey alacağım. Sen bakacağım. İçersin. Pumpkin Spice'ların herhalde Kasım gibi biter süresi değil mi? Başka bir şey çıkartıyor. Neyse de Deniz... Yani, Deniz ki aynen. Deniz Selim gibi. Geçtik mi çığlık seansına? Yani kafeinsiz kafe, bebek kafesiz. Bak böyle evde fır böyle. Ne oldu? Şey saati geldi. Çığlık saati. Pumpkin Spice tatlı. Teşekkürler. Afiyet olsun. Karan.
bazen başlangıcım. Bunu direkt ver zaten. Tıklanma ne konu? Şey, bilgi içerir. Ha, zıbın bakalım mı? Zıbın zıbın zıbın. Turunculuğu. Çok güzel. Bak bu da yazlık aslında. Bunu da yazın kullanacaksın. Fiyatlar bayağı iyiymiş. Şimdi alalım bunu ya. Yok ya, ben sonra alayım. Çünkü şu an bir kışlıklara biraz şey yapacağım. Ama 55 liraymış ki. Bu tam Karahan ya. Doğuştan gurme. Babaşinin oğlu şu. Ha, bundan bizde de var. Şu aslan çok güzelmiş. Evet. Zürafa da güzel aslında. Allah'ım kız bebeklere öz... Ay o elindeki ne bu? Bu unisex yani. Çok güzel tabii. Turuncusuna bak senin. Çok güzel. Soft bakar mısın şapkanın içine? Bunun erkek için olmasaydı. Mis gibi. Şu arkandakileri de çok beğendim. Ama bunları ben çok uygun fiyata bulup linklemiştim. Takipçilere duyurulur. Gerçekten dün bulmuştum. Baksana. Evet. Mis. Sevim bak. Yeni doğan. Hepsine bayılıyoruz şu an. Kaluş. Ne güzel şeyler var. Aa, çok hoş. Ben şuna bittim. Çok güzel. Ne bunlar? Ay burada çok ürün varmış sevim. Baksana. Yani bu Migros'taki mağaza gibi değil. Ay elindeki de çok güzel. Bu çok, ne abartılar. Kollara baksana çok şirin. Çok şirin. Hastane çıkışı mı? Mükemmel. Aslında bu karanı olur ha. Olur da. Ya patikli almayacağım diyorum. Bu patiksiz de yok. Arkadaki. Aa süper. Büyük. Ama şeyi sevmedim. Kapşonlu olması rahat olmaz. Yok yok yani. İstenilen bir şey de hiç isteğe uysun, hitap etsin yok. Ben de böyle şeylere bayılıyorum. Dümdüz hiçbir eser olmayacak. Bir tık daha kalın. Ona ben kombin yaparım yine. O da çok güzel kombin yapmıştı da ben bunu Karahan'a ev için bayıldım. Bedenli varsa. Var galiba da. Evet. Bu da var mı? Endek. Aa, da şirin. Bu bir tık dışarı için gibi. Çünkü arka kapşonu var. Altı beden yok. Altı ay. Bu 9 ay. Gerçi bu kaç? Niye bu? Bu bence alırsan bunu al. 9 ay. 9 manca olur. Yani 6 ay olur. Kız mı? Aa. Ama çok kalın. Zaten bu evde giyilmez ya. Ay yeleğin tatlılığı. Tatlılığı. Bu ne? Bunlar ne ya? Sevim. Bittim bunlara. Baksana. Ya bu çocuk kıyafetleri çok güzel ama tatlı. Ne? Çok. Ben dün ama bir link hazırlamıştım. Böyle şey gibi de oldu. Kendi reklamı yapıyor gibi. Dün bir link hazırlamıştım. Vallahi çok güzel ayakkabılar vardı. Hepsini seçtim oraya koydum. Şuna bittim ya. Bu da çok güzel değil mi? Kız erkek. Rengi özellikle bu. Evet. Yandaki de renginleri. Fiyatı çok uygun bence. 214 lira. Şu karanın üstündeki reklam içerir. Arkadaki de güzelmiş bu arada. Konu mankenimiz. Nasıl bakıyor sana? Arkasındaki de güzel hakikaten. İşte bunları şeysiz yapsalarmış. Ay Sevim bak bunlar kışlık. Ev hali mi? Ama onun bir sürü papet diyorum babeti var. Bir de şey yürümediği için henüz çok fazla bence sıkman anlamı yok. 3-4 ay sonra alacağım. Yengeç yedi onu. Yengeç. Evet. Çok tatlış. Bunlar uyku arkadaşı olarak da kullanılabilir. Evet, yastık kokusu çok güzel. Bayağı güzeller. Böyle bir şeyimiz var mı, alalım mı? Battaniyesi var bir tane mavi, daha açmadım ama şu çok güzelmiş. Aynen hakikaten. Mis. Altındaki de çok hoş. Ben bunu çok beğendim. Bak mama sandalyeleri.
Ya bu kadar hantal şeyleri ben sevmiyorum. Çok kaba geliyor bana. Daha küçücük, daha katlanır. Bak ayakları çok şey geliyor bana. Bir de güvenli gelmiyor çünkü tekerlekli ya. Evet. Ben çok böyle basit, sade bir şey istiyorum deyip beşikli olanlardan alıyormuşum. Aslında böyle bir şey alıp içine şey alabilirsin. Tabii tabii. Şöyle bir şey. Aynen. Aa, bu aklımda biliyor musun? He? Bu aklımda. Hatta Kenzim var birebir aynı modelde. Bu da güzel ama. Bu benim aklımda. Biraz daha güvenli bir şey oldu. Bu renklerini ben sevmiştim. Yine istersen bak bu da bayağı iyi. 1000 lira ama 500 lira. Tam ortalama fiyatı. Mesela onlar çok pahalı. Bunlar şey bak çok kaba duruyor. Hayır bak sağlam bayağı. Anladın mı? De çok dar. Deri gibi. Bak o hiç onun gibi değil. Bence çok rahatsız bu. Burası mesafesi çok dar. Belki ayarlanıyordur ama. Ayarlanıyordur. Bence bu biraz daha sağlam geldi. Daha sert duruyor evet. Şey daha böyle orta kalite geldi. Bunlar biraz dandik gibi evet. Geldi. Hakikaten bunu, genişliyormuş burası. Bilmiyorum bunu çok beğendim. Evet. Tabii sen güzel. Çocuğun için daha iyisini bilirsin. Hanım acıktı mı? Özürüm acıktı mı? Aa, iki damla süt varmış bunu hemen iç. Annem sana süt alabilirim hemen. Nasıl? Kim oynuyor? Nasıl oynuyor? Ne bileyim. Kim var ki evde? Nasıl oynuyor? Annem kemer yenmez. Ha? Seni tutuyor. Öyle. Şımarma. Sütünü iç. Şımarma. Hı? Gülme bana sakın. Güldürmüyorum seni. Galiba. Şuradan gidemez miyiz? Bu taraftan gidilmez herhalde. Şu geldiğimiz yoldan aşağı inelim. Olur sen biliyorsan ben hiç bilmiyorum. Evet. Orada nerede taksi buluruz dersen. Eve dönüş saati. Karahan hala uyumadı. Evimize geldik. Karahan uyuyor sanıyordum ki. Uyanıkmış. Eve geldik. O yüzden direkt kendimi böyle elimi yüzümü yıkamaya attım. O arada da sizlere bir veda etmek istedim. Bakımları yapmadan önce. Biz çok güzel bir gün geçirdik. Sağ olsun Okan'ın kuzeni, artık bizim de kuzenimiz sayılır Sevim sayesinde. Çok düşünceli bir davranış sergiledi. Yani Okan yaklaşık 9 gündür burada değildi ve evde çok bunaldığımızı biliyordu. Özellikle Karahan'ın kaç gündür uykusuz olduğunu ve artık durmadığını öğrendiğinde sağ olsun kendisi de rahatsızlanmasına rağmen çıkalım biraz hava değiştirelim, güzel zaman geçirelim dedi. Zaten hiç fırsat olmuyordu bu tarz bir şey yapmaya. Bizim için çok güzel oldu. Çok güzel bir gün geçirdik. Beraber yemek yedik, kahve içtik, sohbet ettik bol bol. Karahan da çok güzel enerjisini attı. Çok mutlu oldu. Zaten evden çıkmadan önce bile böyle üstünü başını giydirdiğimde bile çok fazla heyecanlanmıştı. Bize de sağ olsun o kısımları sanırım ekledim. Böyle Karahan'a ufak bir beslenmeyle ilgili bir hediye de aldı. Ona tekrar teşekkür ederiz buradan. Bu arada AVM'deyken de çok fazla bir şeye bakamadım. Çok fazla bir şey beğenemedim ama şu küpeleri beğenip almıştım. Şöyle çok hoşuma gitti. Bayağı güzel oldu. Bir denemek istedim sizinle beraber. Çok sevdim. Bayağı kullanışlı olur. Hiç böyle halka büyük küpem olmamıştı. Farklı küpeleri de beğendim. Hatta online'da hep baktığım küpelerdi. Biraz kararsız kaldım. O yüzden düşüneceğim. Ve internette sanırım daha uygundu. Böyle toplu birkaç tane belki de satın alabilirim. Şimdi ben hızlıca elimi yüzümü yıkayacağım, bakımlarımı yapacağım, Karahan'ın yanına geçeceğim. Umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz için herkese buradan sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum.
Sosyal medya hesaplarında buraya yazıyor olacağım takip etmek isteyenler için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.